Herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan Dik. Bugün Sky Driving'i inceliyoruz arkadaşlar. Duyuru videosunda bunu söylemiştim. İncelemeler gelecek bundan sonra, oyunları inceleyeceğiz. Daha önce çektiğim oyun Sky Driving, ama farklı araba yamalarıyla inceleyeceğiz. İsterseniz şöyle bir free driving yaparak başlayalım. Evet, ben bu Sky Driving'i bu bölümde 3 arabasıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. İncelemenin bir sonraki bölümünde de başka bir oyunu inceleyeceğiz. Ne olacağını şu an karar vermedim. İlk izlenime Hector'u çekebilirim ya da incelemeye Hector'u çekebilirim, bilmiyorum. Rising World var elimde, Salt var. Bu oyunlar var, şimdi girelim. Evet arkadaşlar, fazlasıyla göze çarpan bir arabayı incelemeyi düşündüm ilk başta. Chevrolet Aveo Hatchback. Ben böyle arabaları sevdiğim dolayı arabayı inceleyeceğiz. Şimdi dilerseniz hemen arabayı incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Arabamız böyle araba. Şöyle bir farlarını da yakalım arkadaşlar. Şöyle bir sileceklerini de çalıştıralım, ama silecekler dışarıdan gözükmüyor. Böyle bir araba yama olduğu için donyuk.com.us yazıyor. Chevrolet Aveo. Gördüğünüz üzere aracın içi böyle airbagli falan filan yazıyor. Şöyle normali, böyle aracın normal hali. Silecekler bu araçlar nedense çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle bir emniyet kemerimizi bağlayalım ve yolculuğumuza başlayalım. Hemen geri vites atayım. Trafiği boşa ayarladım, çünkü hız yapacağız. Vites 5'te mesela otoyola gideceğim. Vites 5'te kaç basıyor araba, onu göreceğiz arkadaşlar. O yüzden yolları tamamen boş seçtim, boş ayarladım. Dayalar bile olmayacak. Bir test sürüşü yapacağız. Şöyle bir Chevrolet Aveo'yla. Şöyle bir vitesi 4'e takayım abi. Şöyle bir gidelim bakalım. 4 viteste 70'i aşıyor gördüğünüz üzere. Şöyle abi, sağdan da kardeşim. 90-80 dönüş. Aman diyeyim. Şöyle buradan yine sola sapacağım. Yollar boş. Şu sağ sapacağız. Orada vitesi 5'e alayım abi. Bakalım vites 5'te bu araba kaç basıyor arkadaşlar. 5 dakikamızı buna ayıracağız bu arabaya. Ardından bir diğer 5 dakikamızı da Renault Sembra ayıracağız. Ve de son 5 dakikamızı da süper arabaya ayıracağız derken ne olmuş abi otura? Abi park alın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 viteste şu anda yokuş aşağı giderken kaç basıyor? 120'yi geçtik. Bakalım kaç basacak. Tabii yokuş yukarı çıkınca biraz da zorlanıyor araç. Nadir bir araba. Chevrolet Aveo gerçekten güzel bir araç. Şu anda titriyor zaten. Sevdim ben bu arabayı ya. Vallahi sevdim. Şimdi bu 130, bu en fazla abi 180 basıyor. Biz yokuşun aşağı gittiğimiz zaman 180 basar. Belki şu anda yavaş yavaş uzaklıyor. Vites 5'te böyle abi iş. Olay bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 141'i geçtik. Şu anda 100'e gidiyoruz. 100'e demişim, 142 ile 141'de. Şu anda 142 oldu tekrardan. Harika bir hızla gidiyoruz. Şöyle bir sol tarafa bakalım. Gerçekten hızlı gidiyoruz. İnceleme itibariyle gerçekten hoş bir video olacağını düşünüyorum. Dilerseniz şu sağa çekip diğer arabamıza geçelim. Evet abi, vitesi düşür. Yavaşla. Sağa çekeceğiz kardeşim. Düşür abi. Sıfır al. Hop. Dur abi. Dörtleri yakalım ve bir de aracımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere oyunumuza başladık. Şöyle bir sileceklerimi çalıştırayım ben. Aracın dış görünümü şu şekilde. Renault Sembra
bildiğimiz Renault Sayembol arkadaşlar. Yağmurlu bir hava söz konusu şu anda. Bir dakika mikrofona vurdum, özür diliyorum. Şöyle bir farlarımızı yakalım. Sileceklerimiz çalışır durumda, uzun farlar falan filan. Bir dakika, uzun farları kapat abi. Uzun, ha yok. Şöyle olsun. Neyse, aracımızın iş görünümü gayet iyi. Şöyle bir emniyet kemerimizi takalım. Park freni indirelim. Motoru çalıştıralım abi. Şöyle bir geri vites alayım ve geri doğru gidelim kardeş. Şöyle abi, araba çok rahat geri gitti. Gerçekten hiç sasmadı. Yani ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir vitesi 3'e takalım buradan. Her araba farklı hıza sahip arkadaşlar. Her araba farklı tabii ki de. Siyah geç verdim olsun. Yağmurlu bir havada gidiyoruz. Önümü görmekte gerçekten güçlük çekiyorum diyebilirim arkadaşlar. Farlarımızı yaktık. Şöyle sağa sola bakalım bir. Vites 3'te 106 basıyor. Diğer araçtan daha hızlı olduğu kesin ve net. Şu an için. Şöyle bir soldan devam edelim. Yine otoyola gideceğiz. Şu an trafik olmuş olsaydı 1000 tane arabaya çarpmıştık abi. Trafik olmuş olsaydı, %100 olsaydı, %60 olsaydı, %7'nin üstünde olsaydı yani ki, şu anda her arabaya girmiştim arkadaşlar. Hava -25 derece mi abi? Saat 10:21 geçiyor. Hava -25. Aracın şeyden bakayım abi, şu tarafı. Var ya. Ne o? Saat yeri. Ama yağmur harika yağıyor ya. Araba yine titriyor. Vitesi 5'e aldım. Arkadaşlar 5 viteste 120'de gidiyoruz bakalım. Şöyle yapabileceğimiz en fazlasını yaparak da gitmeye çalışacağım. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Dışarıdan bakıyoruz, evet. Hop abi dur. Abi dur. Abi. Abi öldük. Arkadaşlar bu arabayı da bu şekilde burada bırakayım ben. Şöyle boş viteste. Kapattı abi farları. Haydi ikinci, üçüncü arabaya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika bir arabadayız. Mercedes-Benz 500 müydü, öyle bir şeydi. Arabanın iç görünümü bu şekilde arkadaşlar. Araba resmen bir şah eser diyebiliriz. Arabamızı kesin bir ressam yapmıştır diye umuyorum. Şöyle iç görünümü gayet güzel arabanın. Şöyle sileceklerimizi de çalıştıralım yine yağmurda baba. Ama trafik var. Sileceklerimizi de çalıştırdık. Bu araca ya şu şekil, bir dakika. Buradan bakabiliyoruz. Arkadan bakabiliyoruz bir de arkadaşlar. Arkadan baktığımız zaman buralarda resimleri var aracın. Şurada FM radyo var. Burada tuşları var. Gerçekten güzel bir araç. Şurada yine aynı şekilde var. C'ye bastığımız zaman arka garaj tarafında bir resim daha var. Araçla ilgili bir resim, art yazıyor, resim yani. Aracımız şöyle, dilerseniz yolculuğumuza başlayalım. Emniyet kemerimizi taktıktan sonra abi. Şöyle farlarımı da yakayım. Vitesi bir alayım. Hadi bakayım. Gelen. Hop. Şöyle abi geçeriz. De bir dakika lan. Abi adam ters yönden gidiyor, gözünü seveyim. Ondan sonra da kaza yapacak. Yok abi şu şöyle yaptı, yok abi bu böyle yaptı. Bu nedir kardeşim? Ya yani, son arabamız olduğu için. Hop abi dur, duramadım be. Abi iyi misin? Gel geri. Abi ben işte böyle. Geri git lan. Gitsene geri kardeşim. Alo. Arkadaşlar kaçamak yapayım dedim. Ve başarılı olabilecek miyim? Şu soldan kaçalım abi. Nereye kaçıyorsun ya? Geçsene. Alo. Ya oğlum. Herife bak ya. Geçer. Geçer dayı geçer. Yeşil yanıyor, hala adamlara gitmiyor. Böyle tipler bunlar. Allah aşkına bu ne ya? Dur abi dur. Abi ben soldan kaçacağım. Anlamam ben trafik kardeşim. Yeşil ışık bozulmuş mu?
Abi şöyle ben bir içeri gireyim ya. Olmadı, ben böyle bir gireyim. Abi trafiğe takıldık işte kardeşim ya. Hop abi dur, çarptın mı? Çarpmadın değil mi abi? Hayırlı olsun. Çarpmamışım. Hop dur. Geçer mi? Geçer mi? Oo abi. Abi felaket. Felaket tellalı gibi geldiler. Abi dur be kardeşim. Bir durun be kardeşim be. Bir yol verin be. Geç ulan. Geç lan geç. Aklına tüküreyim, geç. Geçsene oğlum. Tip misin sen? Geçsene kardeşim. Ne bekliyorsun? Heriflere bak ya. Ulan burada profesyonel bir sürücü var. İnsan bir yol verir, bir şey yapar. Bir de iş mi yok be kardeşim onlar? Allah Allah ya. Abi dur, hop hop hop, profesyonellikle geçiyoruz arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar abi. Ver vitesi beşe, ver vitesi. Haydi. Haydi abi. Vites 5'te gidiyoruz bakalım. Yalnız bu araba bildiğime göre yavaş bir araba. Ama konforlu bir araba. İş görünüşünden de baktığımız zaman zengin arabası bu, zengin. Şöyle tümsek var. Hadi abi zıplattıralım. Hop zıpladık abi. Şöyle kardeşim, ben risklerin adamıyım. Hop 90 derece müthiş harika enfes döndüm. Hop abi dur. Ama harika dönmedim mi? Şimdi kabul edin gençler. Harika döndüğümü lütfen kabul edin. Abi çık bakayım yoldan. Çık bakayım kaldırımdan. Geçeyim ben abi. Şöyle bir. Ablacım dur. Dur abla, çık abla. Abla çık gözünüz. Abi dur. Hop abiye de çarptık. Şöyle bir geri gidelim arkadaşlar. Resmen trafikte dehşet. E5'te dehşet abi. Dur abi. Abi devam. Devam abi. Devam devam devam. Bakayım abi sağ. Gelen giden, gelen giden. Hadi bakayım. Vites 1'de 50. Vites 2'de 45. Şuraya çekeceğim abi. Hop. Hop dur. Evet arkadaşlar, son arabamızı da inceledikten sonra artık Skull Driving'in inceleme videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Skull Driving'i linki atacağım zaten. Oyunu indirdiğim torrent sitesinde direkt o araba paketleri de geldi. Hepsini link, ya bir tane zaten link atacağım. Onu indirdiğiniz zaman oyunla beraber kral da var içinde arkadaşlar. Araba paketi de var. Onları indirdiğiniz zaman işte geliyor araba paketiyle. Araba paketini yaparsanız size kalmış bir şey. Bir sonraki video kadar hoşça kalın. Abone olup likelamayı unutmayın.